değişmiyor. A'ye kaç buz? 12. B'yiz. Eksi 4. B'ye eksi 4. Eksi 3. C'ye 1. Şimdi bunların her birinin yaptığı açıları soruluyor diyor. Şimdi açıları bulurken bir vektörün açısı nasıl? Böyle diyelim ki şöyle bir vektörümüz var. Hocam koordinat sisteminde. Koordinat sisteminde x ve y eksenindeki iz düşümlerini buluyoruz. Hocam ax'i buluyoruz. Mesela ax nedir? 5'e 12 değil mi? Hadi. Bu pozitif, pozitif birinci bölge dediğimiz trigonometrik bölgeleri düşünün. Şöyle A'nın sonu 2'ymiş. Bu da 5 böyle bir yerlerde. Şöyle yapacaksın. Şu teta'yı soruyor, tamam mı? Ortadayı nasıl bulacaksınız? Şöyle küçük bir dik üçgen düşünün. Tanjant teta diyorsun. O da nedir? Evet. Yani A'ya bölüp A'yı soruyor. Tamam mı? O da nedir? 12 bölü 5'te. Ama şimdi bu tersini alacağız. Teta 12 bölü 5'te. Kaç? Tabi bunun hesap makinesini hesaplamamız lazım. 13 nokta 67 nokta 68. Hocam bir şey var mı? Ortakta. Şimdi 13 nokta 67 demiş. Doğru mu? Hesap nokta 68. Dur ben bir hesap prosesine bakayım. Hocam düz 67. 67 67 yapacağım. Tam da 67 de. Hocam. 2004 yapıyor da 67 derece. 67 derece. 67 kilo 8 oluyor da 67 kilo. Aynen doğru. Öyle mi? Niye oldu? Tamam bak. Samsun yapacağım. Hocam o şiddetini de seviyor. Evet, boylarını da yönlerini hesaplayacağız. Doğru, 67 ise tamam. Boyunu nasıl bulacaksın? Rx diyelim. Kare kök içinde. Ax'in karesi artı a'nın karesi. Yani 5'in karesi artı 10'un karesi. Bu mu 13 çıkıyor? Evet, 13. Tamam. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bu diğer üçünü de aynı mantıkla yapıyoruz. Artık şekli çizmeyeceğim. Şimdi B'imiz ne olacak? Önce boyunu bulalım. R. Şimdi buna ne dedik? X dedik. Şey diyelim. A diyelim. A vektörü gibi. Bu R A olsun. Şey R olsun. Boyu 5 çıkıyor. Evet. X4'ün karesi artı X3'ün karesinde. Evet, 3, 4, 5, 3 geni, 1, 5 diyebilirsiniz. Yine teta, artık direkt yazıyorum bunu. Teta b diyelim. Tanjant, eksi 1. Y bölü b'ye bölü b, x'ten eksi 3 bölü, eksi 4. Bu kaç çıkıyor? Hesaplamış mı? Yani 3 bunları bizim. Hocam, 100 sıfır. Eksi 100 sıfır 3. Ama 180'dan çıkarıyoruz hocam. Hocam bu zaman... Nasıl bir şey? Bir saniye. 53 olmuyor mu hocam? 53 olmuyor. Bu negatif açıyı bulmuş. 53 olmuyor, 53 olmuyor. Tamam hocam. 3 bölüyoruz. 90 artı 53. Şimdi normalde bunu hesaplarsanız ne çıkar? 36, 86. Yani yuvarlarsak 37'de. Bu açı hangi açı onu bilmeniz lazım. Şimdi bu bölge dedik ya, bu birinci bölge. Şimdi şöyle bir koordinat sistemi çizin. Şu 1, 2, 3, 4. bölge. Şimdi bu hangi bölgede? X'de eksi y'de eksi. Şu 3. bölge dediğimiz burada. Yani biz teknik olarak ne bulduk bu 36 dediğimiz şey? Şu x ekseniyle yaptığı pozitif açıyı bulduk.
Yani biz aslında şu açıyı bulduk. Şu teta diye bir açı, bu da 37. Şimdi iki türlü açı vardı. Şimdi açıları biz bulurken ne yapıyoruz? Pozitif açı ve negatif açı. Ama neye göre? Sağ onu biliyor musunuz? Sağ yönü tersi. Evet. Pozitif saat yönü tersi, yani şu x ekseninin başlangıç noktası dediğimiz sıfır, açımızı sıfır aldığımızda şöyle gidiyorsun. Şuraya kadar geldiğinde şurası pozitif açı dediğimiz. Burası nedir? 180 derece artı 37. 360. Evet, 180 artı 37 dersen ne oluyor? 200? 17. 217 oluyor. Evet, 217 derece. Bu pozitif açımız. Ama aynı şekilde şuradan da gidebilirsin. Saat yönüne gidersen bu negatif açı oluyor. Tamam mı? Evet. Şurada o zaman kitabımız bunu vermiş. Yani 37'den 180'i çıkartman lazım. 180 eksi 37 oluyor. 143 derece oluyor. Ama eksi oluyor. Tamam mı? Eksi dedik ya, eğer saat yönünde gidersen açıyı eksi alıyorsun. Bu saat yönü. Yani bu bir varsayım. Bütün dünyada, dünyanın neresinden de gidersen git, diğer eksi 143 dediğinde adam bilir ki sen şu dereyi, şu kanalı şuraya kadar gidiyorsun ve bu eksi 137'yi tanımlıyorsun. Tamam mı? Pozitif ise saat yönünün tersi oluyor. Evet, yani şöyle bir tersi. Burada da bu şekilde, yani iki tane ikisi de doğru. Mesela sen sadece 37 yazarsan göstermen lazım koordinat sisteminde. Çünkü anlaşılmaz öyle. Şuradan mı 37 aldın, şuradan mı aldın, o bilemezsin. Çünkü bölgede olduğunu, yani aslında normalde bilen biri eksi eksi olduğu için direkt o 37'nin orada olduğunu bilir ama yine de mesela derste şey sınavda yaptığımızda ya bu şekilde gösterip yapacaksın ya da pozitif açı ya da negatif açı şeklinde tam açıyı vermemiz lazım. Aynen. Ya 37 yazsam beni hoca kabul eder ama göstermen lazım. Tamam. Göstermezsen nasıl yaptığını şey yapmaya gider. Tamam, şimdi CE'yi yapalım. Yani aslında bu basit sorular gibi duruyor ama işin özünü bilmezseniz bunu şey yapamayabilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Bak bu da aynı şekilde CE ve CX. Siz hep birinci bölgede hesaplama yapmaya alışmışsınız. Diğer bölgelerde yaptığınızda onu belirtmeniz lazım. Şimdi buna ne diyelim? RC diyelim. Zaten bu hemen kare kökünden bulabiliriz. Eksi 3'ün karesi artı 1'ün karesinden. 9, 10. Kök 10 oluyor. Bu da kaç mı? Ya kök 10 mu? Evet. Tamam. Bu sefer teta C'miz ne olacak? Yine tanjant. Evet, 1 bölü 3, eksi 3 tabi. Eksi olduğu için kaç çıkıyor? 0 bölü 33. Bak, burada 163 çıkmış. Muhtemelen bu farklı çıkacak. Eksi 3 oldu. Tamam, eksi 0 eksi demek zorundayız. Çünkü ona göre açım şey oluyor. Eksi yok. Gerçi eksi demezsen ne olur? Ama şey eksi diyoruz ki. Ya eksi 18 olmuyor. Eksi demezsen ikinci bölgeyi yapalım. Bölgeye eksi yapamıyorsun. 1 bölü 3. Şimdi eksi 18, bak bu direkt açıyı verdi. Eksi 18 ne demek? Şimdi söyledim size. Bunu mesela eksi 18 dediğinde direkt biliyoruz ki şöyle koordinat sistemini çizersen bir kere bu kaçıncı bölgededir bu x ve y? Bak. Y'miz 1, x'imiz eksi 3. 1'e 4. İkinci bölge hocam. Y'miz eksi. Öyle bir bak bölgeye artı. İkinci bölge. İkinci bölge. Yani şöyle. Şimdi eksi demesi ama biraz manidar oldu, tamam mı? Neye göre eksi? Şimdi şöyle bakarsan bak şuradan şöyle ters açı dedik ya şey saat yönü eksi bak buraya demek ki eksi demiş şurası yani burası değil bu açı o eksi 18 şurası 18 tamam
kitabımız muhtemelen şurayı vermiştik, pozitif açıysa. Şuraya verdiği için 180-18 yapacaksın. O da kaç ediyor? 162 derece. Yani bu dönüşümleri sizin, mesela direkt buradan yapsan dersin ki ben niye 18 buldum? Kafanız karışır. Ama nereden geldiğini şey yapıyorsanız bu şekilde anlarsınız değil mi? Bu kadar. Evet, aynı şey yani. Genelde hesap makinelerinde şey var ya, eksi bir yazıyor. Arka var mı? Bazı arka var. Evet, yani arka var. Şöyle tekrar derse, neyse, arka tanjantla eksi bir denktir, tamam mı? Aynı şey ama. Bu tamamen kullanılan şey notasyon değil. Örnek onu da evet. Şimdi onu yaptınız mı? Evet, onu geçeriz mi? Onu geç yapalım. Tamam, 11 ya. Tamam, 11 yapalım o zaman. Daha sonra şartlama var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bu muhabbetleri ilet içinde hocam şart etti ya arkadaşlar. Evet, şimdi burada diyor ki 3 vektörün boyları ve artı x eksenine yaptıkları açılar şöyle verilmişti. Çizmiş mi bile? Hayır. Çizmiş mi? 1-11 diyoruz. O da nedir? Şimdi A'da 33 metrekare saniye. Bu ne demek? Nasıl bir vektör? Bu metrekare saniye demiş. Hızdır hocam. Evet. Hız vektörü. Hız vektörü hep ince değil mi? Evet. Peki hız skaler olabilir mi? Yürü var hocam. Ne? Yürü var hocam. Peki hızın aynı şeyle kullanmış farklı bir fiziksel yüzü var sürat. O skalerini bekliyorum. Evet. Skaler. Evet. Sürat, sürat, skaler, yönü yok mu? Sadece vektördür, yönü olduğu için. D ne demiş? 128 derece, pardon 128 metre bir saniye. Kaç derece? 150 derece. Bak yine pozitif açı ve negatif açı vermiş. O tanımları yine bilmemiz lazım. 22 metre bölü saniye. Kaç derece? Eksi 145. Şimdi neyse o yapı vektörlerin bileşenlerini hesaplayın diyor. Tamam, çok karmaşık değil. Bunu koordinat sisteminde yaparsınız. Şöyle. Şimdi 33 demiş, 60 derece, yani pozitif 60, ne olduğunu biliyoruz. Demek ki birinci bölgede şöyle 60, büyüklüğü 60 olan bir vektör ve x ekseniyle yaptığı pozitif açı da hayır hocam, tam tersi konuşuyor. 60 derece, pardon. Büyüklüğü 33, büyüklüğü 33, açı da 63 derece. Şimdi bunun bileşenlerini bul demiş, ne yapacağız? İki tane bileşen olacak. Evet, x ekseninde, yani burada x'deki 100 düşüm diyoruz buna. Y'de de y'deki 100 düşümü, y ekseninde. Buraya ne diyelim? 33 artı ax diyelim, hani aşık olduğu için buraya da bx diyelim. A'y diyelim. Pardon, a'y diyelim. Evet, sinüs kosinüs bileşenlerini bulacağız. Şu x eksenindeki neydi? X'deki 100 düşümü. Evet, cos 60. Evet. Vektörün kendi büyüklüğü 33 çarpı eksenle yaptığı açının kosinüsü. O da yakın açı, yani komşu açı dediğimiz kosinüs oluyor. O da dik üçgenden geliyor, bunu biliyorsunuz. Şöyle bir dik üçgen çizerseniz. Evet, burada kosinüs 60 derece. O da kaç eder? Kosinüs 61 bölü 2. Yoksa 1 bölü 2. Evet, ondan da 16 demiş, yuvarlamış, bu zaman 7 demiş. Hocam biz 16.5 buldum. Tamam, 16.5 bulabilirsiniz. Doğru cevap verdim 16.5. Yani bu sadece yuvarlamış, yani yuvarlarsan yaklaşık diyorsun. 17 neden? Çünkü 5 ve 5'in üstü, üstte yuvarlanır.
5, 6, 4 olsaydı, 3 olsaydı direkt sayın kendisi olur. 6'ya yuvarlanır. Evet. Anlamda. Evet, anlamını sayın. Şimdi burada diğer şeye bakarsan 150 derece. Şimdi 150 derece nasıl çarpıyorsun? Amen diye birleşene bak. Hocam ay mı? Ay mı? Amen diye birleşene bak. Ha, ye birleşene bak. Tamam. Aslında ye çarpıyorsun. Bu sefer ne olacak? 33 çarpı. Sinan. Sinan. 29 yok. Evet. O da kaç? 0.86 çıkıyor hocam ama. Sinan şimdi. 29 ayı var. 28.5 şimdi. Nasıl? Her şey 60.86. 0.86 çıkıyor sin 60. Onu da çarptığımız zaman 29 olacak. Tamam. Şimdi diğerine bakalım. Kaç? Doğru. 128. Kaçıncı bölge 150 derece? 150 derece demek ki şu ikinci bölgeye düşüyor. Çünkü 160, 180 buraya kadar. Şurası 0 derse. Şöyle yaparsan. Şu açı kaç olur? 30 olur değil mi? Aynen işte orayı da olur. O yüzden şuradan birleşelim. Şu 30'a göre bu. Buraya ne diyelim? Bu sefer BX. Şuradaki de B olacak. Biraz üst üstelik bu ama. Anlaşılıyor mu? Yeni bir tane X değil mi? Evet. Tamam. Şuradan hemen BX'imiz ne olacak? Şurası 128. 128 çarpı cos 30 oluyor. Ama eksi. Şimdi burada evet. Şimdi siz aslında burada gösterdiğiniz için zaten burası pozitif x80'i. Şurası negatif. Evet. Direkt negatif oldu anlaşılıyor ama siz tabii cevabınızda onu belirtmeniz lazım. Bunu yönü şöyle burası doğuysa burası batı. Batı tarafından yani eksi. x80'e bakıyorum. O da cos 31 mi? 0.86 hocam. Kaç ediyor bu cevabı? Hocam 115. Ben direkt cos. Bunu da eksi. Eksi 110. Şimdi cos 150 alırsan aynı cevap çıkıyor mu? Evet hocam. Cos 150 de aynı cevap çıkıyor. Çünkü 150'ye 180'i tamamlamak açılar orada trigonometrik olarak doğru aynı cevap bulman lazım. O şeyin şey yaptı. Ben koyduğum ekseninde de bulunuyor. Mesela cos 150 eksi çıkartıyor değil mi? Ve eksi 111. Cos yani o kolaylıkla geçiyorsa öyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çözüyorum. Sin artı o da 128 sin artı çünkü y ekseninde pozitif y ekseninde zaten ikinci bölge de zaten. Evet, direkt artı çıkar. 128 sin 30 direkt yarısı mı? Yarısı hocam. O artı. Evet, o da pozitifti. Şimdi c x'imiz ne olacak? Bu sefer bak eksi 145 vermiş 22. Kaçıncı bölge oluyor eksi 145? Üçüncü bölge. Çünkü eksi 45 dediğinizde şöyle bir vektör çizersen şu açı. 180'e tamamlarsak burası kaç oluyor? 35. Evet 35. İster 35'ten yapın, eksi, ister eksi 145'ten yapın. Eksi 45. Ha? 25, 25, 25. O zaman ne olacak? Cx kaç büyüklüğümüz? 22. 22 çarpı kosinüs 35. 18 oldu. Kaç oluyor? 18. Evet yine x 18. Çünkü yönümüz yine negatif x yönünde. C'imiz kaç? 22 çarpı kosinüs 35. Peki bu eksi mi artı mı? Eksi. O ne eksi? Çünkü üçüncü bölge değil, ikisi de eksi. Eksi 13. Eksi 13. Eksi 13. Tamam, bu şekilde bileşenlerini hesaplamış oluyorsunuz. Diye 1.12 yaptınız mı? Evet. Tamam. Bu arada ara zaman geldiğinde hatırlatın. Normalde ara veriyorsunuz değil mi hocayı? Evet. Blok yapmıyorsunuz. Tamam. Ara verin ki ara verin. Hocam ben 1.12'de bir şey soracağım. Evet. Nedir? Ben cx'i c'yi x'ini eksi 30 diyeni 0 buldum ama diyene göre tam tersi. Yani... Ha. Ters mi? Ne yani diyor? Yani yazabilir 30 çarpı 0 eksi 30 buldum ama o 0 bulmuş. Ben de 30 çarpı 0'a 0 buldum o eksi 30 bulmuş.
Şimdi burada C baktığında zaten şöyle koordinat sistemi düşünürsen. 1 12. Şurası x diye. C vektörü şurada tam y eksenin üstünde, tamam mı? Zaten sen buradan x bileşeni 0 olduğunu direkt bilmem lazım. Neden? Çünkü eksi x ile bileşeni yok. O yüzden y'si 0 olacak. Şey pardon. X'i 0 olacak. Y'si de direkt kendisi 30 olacak. Sen orada mı şey olur? Eksi 30 neden? Çünkü negatif y. Cos 0 1'dir. Şimdi 0'da yani direkt y'ye yazsan. Hani o açıları versen de şöyle neye göre pozitif açı vereceksin. Ya 90 diyeceksin. Eksi 90 diyeceksin. Ya da artı 270 diyeceksin. Ya da direkt şu eksene göre alırsan şey hiç açıdan uğraşmaya göre burada zaten baktığında şey oluyor. Değeri belli yani.